siyasete, bakanlıklara kadar tüm kurumları ayaklar altına aldınız. Özerk bir kurum olan Futbol Federasyonu'nu kendi müteahhitlerinizle, kendi adamlarınızla görev ve para hale getirdiniz. Nihat Özdemirli'nin, Mehmet Ekşi'nin, Yıldırım Demirören'in ne işi var? Dünyanın büyük ülkelerine bakın, Fransa'ya bakın, Almanya'ya bakın, İspanya'ya bakın. Platini oluyor. Rumeniye oluyor federasyon başkanı. Neden Cüneyt Tatman, Rıza Çalınbay, Aykut Kocaman bu ülkede federasyon başkanı olmuyor? Çünkü onlar federasyon başkanı olsa, spor bakanı olsa, Cumhurbaşkanı Süper Kupa Riyad'da oynanacak dediğinde bir dakika efendiler, İzmir'de, Samsun'da, Ankara'da oynanacaklar. O yüzden federasyondan, spordan, futboldan elini çek Recep Tayyip Erdoğan. İki kulübün de oradan gelecek paraya hiç ihtiyacı yok. Özerk olan Futbol Federasyonu'nu gelin futbolun kendi evlatlarına, sahiplerine bırakalım. Rıza gelsin, Cüneyt gelsin, Oğuz gelsin, Aykut gelsin. Futbolu bilen, futbolun ruhunu bilen, atasının tişörtünü, sözlerini göğsünde onurla tanıyan futbolcular gelsin diyorum. Bir kez daha ülkemize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Bunun hesabını soracağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Meclis 10 günlük, 15 günlük bir tatilde. Eğer salı günü eğer meclis açık olsaydı AKP grubunun vay hain edecektik. Ama 16'sında açılıyor ocağın. Bilin ki bunu yapanlara meclisi dar edeceğiz. Ama 16'sına kadar da sokakta, meydanda, her yerde toplanıp bunun hesabını soracağız. İlk olarak da 15'te Barbaros'ta buna başlıyoruz. O yüzden bir kez daha ülkeme geçmiş olsun diyorum. Bizi bu duruma getirenleri lanetliyorum. Bununla takipçisi olacağımızı tüm yurttaşlarımıza söylüyorum. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Gazi Mustafa Kemal Atatürk, yaşasın laiklik. Kahrolsun Atatürk düşmanları.